Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden dikime devam edeceğiz. Ben ayırmaya devam ediyorum. Buradan alıyorum. Sedumlarım var, pıtırcıklar burada. Böyle minik minikler, yapraklar düşmüş, büyümüş. Bakın buraya grapta olanları ayırdım. Şöyle biliyorsunuz tam sökerken elimde yaprakları dökülen bir tane türüm burada. Çok üzüldüm ona. Dolayısıyla graptoları tamamen ayıracağım. Ayrı bir saksı yapacağım. Hepsi çürümese de, yani hepsinde aynı olay olmasa da bile illaki aralarında oluyor. Şu tohum peyteleri buraya koyacağım. Echeveria'lar onlar. Bunlarda sıkıntı yok. Şunun yaprağı sararmış. Bunun ne olduğunu şu an bilmiyorum. Ama bebeği çok güzel görünüyor. Pembiş pembiş. Onu da koyacağım buraya. Echeveria'dır diye umuyorum. Burada bir tane daha trompetim. Evet, bir tane daha. Bunları böyle ayrı koyacağım. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamamak için. Bunda herhangi bir şey yok. Yaprakları ayrı koyacağım. İşim çok. Gördüğünüz gibi gerçekten bunlar böyle üzücü olabiliyor. Bakın mozaik desenli olan. Çok güzel. Bu da burada dursun bakalım şimdilik. Şu yaprakları, bebekleri oraya koyacağım. Şu da hangisi bilmiyorum ama şey, yavrusuna bakılırsa Kubik Frost'a benziyor kıvrımından. Şöyle bebek. Sedumlarda sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Sedumları aralarına dikebilirim. Aslında Comic Stone sanki suyu seviyor gibi geldi bana ama o sedum orada kalmasa iyi miydi? Şu an kafam karıştı. Sedumlar çünkü suyu seviyorlar ama bir müddet su vermeyip de doya doya su verince herhalde bir şey olmaz. Onlardan da tecrübe edineceğiz. Bakın bilmediğimiz şeyleri yaşaya yaşaya öğreneceğiz. Bakın bu türü ben çok seviyorum. Aralarda kalmış hep. Sedum tasiflumların, minorların aralarında kalmış. Bunları hiç görmemişim ve gelişememişler. Bunlar da hızlı gelişen, büyüyen türlerim aslında. Seni alacağım. Bunu da ayrı dikeceğim. Bunu tek başına dikeceğim. Çünkü o da çok güzel bir tür. Evet, bunlar burada böyle. Şu sedumlar. Oraya. Arkadaşlar. Böyle. Dikerken de, diktikten sonra da ilaçlamalarını yapacağım. Burada başka yok. Bu sedumu bırakmayı düşünüyorum orada. O kalsın. Da çiçekler var. Şöyle kurumuş yaprakları ayıklayalım. Köşeye koyayım şöyle. Hiçbir yaprağına, hiçbir tanesine kıyamıyoruz. Hepsini çok sevdiğimiz için. Bundan var, bundan var deyip göz ardı edemiyorum. Hepsi yaşamayı hak ediyor. Bunlar gerçekten mucizevi bitkiler. Büyüyorlar. Büyüdükçe de bizi mutlu ediyorlar. Burada şu. Yani bunlar alsam mı? Aslında bunlarda bir sıkıntı yaşamıyorum. Bunlar kalsın. Şurada pıtırcığım var. Şöyle. Bunları alacağım. Temizleyeceğim hep.
Arkadaşlar elimle alacağım. Şu ne olmuş? Güzel bir köklenmiş. Oo, kıyamam sana ben. Bakar mısınız yapraktan ne güzel kırmızı bebiş vermiş. Bu neyin yaprağını? Tabii hemen tanıdım ben bunu. Bu Painted Frills'ın arkadaşlar. Painted Frills. Göstereyim mi size? Bakın. Painted Frills. Yanından yavru verdi. Bu da Echeveria arkadaşlar. Echeveria olduğu için de hemen susama belirtisi yumuşamasından belli. Burada da yavruları var. Yavruları var. 3 tane yavrum var Painted Frills. Bir de annenin bünyesinde var. 4 tane. Daha birkaç yerde de olacak biliyorum. Böyle. Bakın lavale rose'larım da büyüdü. 3 tane. Şu 3 tanesi kendi bebeğim arkadaşlar. Kendi ürettiğim yavrular. Bu hala gözetimim altında. Bakın. Yeni sürgünler veriyor. Aslında göstermeyeyim diyorum. Bir müddet büyüdükten sonra göstereyim ama dayanamadım. Yine gösterdim size. Diğer yeni aldığım uzun dalda da var. Büyüme belirtileri. Böyle küçük küçük minicik minicik dallar gördüm. Bakın aranjman olarak aslında çok güzeller. Böyle hiç dokunmasak böyle kalsalar. Ama opalinalarım aradaki graptolarımla kıyamam. Yani sulayıp fazla sudan dökülecekler. Alacağım hepsini. Bu saksı değişimim benim bayağı bir uzun sürecek gibi görünüyor. Evet, şuradaki pıtırcığımı da alayım. Şöyle. Pıtırcıklarla aranjman yapmayı çok seviyorum. Her şeyin dibine koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel gösteriyor çiçekleri. Rengini ortaya patlatıyor yani resmen. Şöyle bunu da aldım. Çöp dişi de alalım. Biraz hızlı çalışmak istiyorum. Sıkılmanızı istemiyorum. Şunlar kuşları kovalamak için takıyorum. Saksılara çok işe yarıyor. Çift kelepçeler arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada da var. Şu yaprakları şöyle alayım. Şurada da varmış yine bir tombiş. Acaba bu hangisi? Bayağı bir tombiş. Şu bebek daha bilmiyorum ama güzel kızarmış. Evet, toprağı böyle havalandırıyoruz. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hafta sonu, cumartesi, pazar, yarın hafta sonuna giriyoruz. Bugün günlerden cuma. Seni de alayım da. Bakın yüzeydeymiş zaten. Çok güzel de kökler vermiş. Bunlar da benim kendi yapraktan büyüttüğüm türlerim. Bakın susamışlar. Korkumdan fazla su veremiyorum kanasıya. Bu güzelim çaklet. Bunu kroma ile çok karıştıranlar var arkadaşlar. Kroma değil. Onlar renklerinden belli diyorlar kendilerine. Kromanın yaprakları bununki kadar sert ve parlak değil. Ve rengi de çikolata renginde. Güzel bir tür bu da. Bakın oradan da bebiş geliyor. Bunların hepsini fungisit ilaçlama yaparak dikeceğim. Evet, gel bakayım. Bak arkasında Comic Stone varmış yine. İyi olacak ama böyle arkadaşlar. Böyle yaptığım çok iyi olacak. Çiçeklerde böyle bir araya dikerek de yine ayırarak yer açmış olacağız saksılarımızda. Eğer varsa sizin de
böyle yapmanızı öneririm. Ben yaşadığım tecrübelerden dolayı bunları yapıyorum. Çünkü birlikte hani sökerken gördüğümüz o yaprak dağılması benim her yaz başıma geliyordu. Anlamını veremiyordum. Yani duymamıştım, bilmiyordum graptoların yazın dinlenme sürecine girdiğini. Bunu da dikeceğim. Toprak çok çökmüş arkadaşlar. Toprak ilavesi yapacağım zaten. Bakın susamışlar. Aslında yağmur suyunu da çok aldı ama. Bu çöp şişlerim olmazsa olmazım. Bunu da alayım buradan. Çok güzel büyüdü burada. Eminim yeniden diktiğim zaman da çok güzel büyüyecek, büyümeye devam edecek. Belki saksılarda yer olursa tekli saksıdaki echeveryalarımı da böyle bütün echeveryaların yanına alarak da o küçük saksılarımızı azaltabiliriz. Yeri olanlar için tek tek tabii ki iyi. Ama yeri olmayanlar için aranjman en güzeli. Fakat baştan arkadaşlar graptolarla echeveryaları ayırarak yapın. Sissiz olun. Ayrı yapın. Ay Allah'ım yarabbim, ne kadar güzel olmuşsunuz. Hem böyle bir öbek bir öbek. Bakın bakın bakın. Ben ne yapayım seni şimdi? Sen nasıl güzel olmuşsun? Bunlar bakın havai kök bile yapmaya başlamışlar arkadaşlar. Bakın şuralarda hep havai kökler var. Bunu dolap üzerinden satışa koydum arkadaşlar. Çok güzel ama gördüğünüz gibi bu şekilde satışta. İlgilenen arkadaşlar varsa Instagram sayfamdan sukulent_ruyasi olarak mesaj atabilirsiniz. Evet, şimdi şunu da alayım. Bu benim yağmurluklarımı koruma aparatım. Evet arkadaşlar, bu toprağımı da böyle bir havalandırıyorum. Evet, şu an kaşığıma stroforlar dokunuyor. Ama toprağım çok güzel, biliyor musunuz? Yumuşacık. Çok güzel. Şimdi ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Dikim yaparken tekrar açacağım. Bunun üzerine toprak koyacağım. Tekrar harmanlayacağım. Böyle alt üst edeceğim yeni toprakla. Sonra videoyu açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, saksımı toprakla doldurdum. Buraya dikeceğim türleri buraya bir yandan koydum. Burada da diğer dikeceklerim var. Şunları da hemen buraya dikeyim. Hatta bunu dikmeyeceğim. Bunu dikmeyeceğim. Burayı dolgun yapraklarla tamamlamak istiyorum. Buraya opelinamı koymak istiyorum. Opelinamı hele şöyle güzelce dikeyim. Artık büyüme ve kızarma zamanı. Artık içim rahat gerçekten arkadaşlar. Bir yandan böyle hazırlarken de düşünüyorum. Aralarındaki işte echeveryaları sularken acaba dibindeki krapto ay zarar görür mü ki? Ay işte çok su koydum mu ki diye düşünceden kurtulacağım. Böylelikle
Bir de böyle bakalım. Sakslarımız nasıl olacak? Ben de inanın çok merak ediyorum. Böyle grap dolu bir saksı. Ayrı ayrı echeveryalar, graptolar. Ama aralara, echeveryaların aralarına Vera Higgins'ten koymak istiyorum arkadaşlar. Bu bronzeye benzetilen tür var ya, şu kırmızı olan, bakın. Şöyle yaprakları falan kıpkırmızı. Bunlardan dikeceğim aralarına. Ama şu bunu dikeyim ya. Bu de bir olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ama hani biraz da bebekli bir saksı oldu bu. Ama bebeklere de yer lazımdı arkadaşlar. Şöyle ferah ferah havadar bir şekilde esintiyi bolca alarak, güneşi alarak büyümeleri hızlanması gerekiyor bunların. Şöyle. Şu mozaik desenli mi koymayacağım. Bu mozaik desenli mi? Bunu ayrı dikmek istiyorum. Üçünü ayrı bir saksıya dikmek istiyorum arkadaşlar. Bunları ayrı koyacağım. Yine şu Graptopetalum bellum demin aklıma gelmemişti. Bunu da buraya dikeyim. Bunu alayım. Bunu buraya diksem mi? Diksem mi bilmiyorum. Vallahi hepsini sonuçta deniyoruz arkadaşlar. Deneye yanıla. Hangi tür nerede ne kadar oluyor? Öğreneceğiz yani. Araya yine pıtırcığımı ihmal edemem. Dikeceğim. Şöyle o da olsun. Evet. Şimdi geçelim echeveryalara. Söktükçe dikeceğim saksılara bir bir. Biraz hızlı yapayım şöyle. Şöyle. Bunu ayırmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar 3 tane yapraktan ayrı ayrı olmuşlar. Hemen bölündü kökleri. Bunları buraya dikeyim. Bunlar da çok güzel. Biyeli biyeli kıpkırmızı kızaran türler. Saksılarımız çok büyük. Yer sıkıntım olmayacağını düşünüyorum. Bakalım şimdilik bir dikelim de. Yine burada da var. Bakın yaprak dökülüyor. Şimdi ben bu yaprağı atayım mı? İşte atıyoruz bir yere. Al sana bir bebek daha. Bir rozet daha. Böyle böyle istemsiz olarak da çoğalıyor arkadaşlar. Yani yedeklemek istediğimiz, yatırdığımız o yapraktan haricinde böyle saksı değişimlerinde dökülen yapraklarda ekstra bir çoğaltma yöntemi oluyor. Buradan trompetelerimi alacağım. Bunları alayım buraya. Başka var mı burada çeviriye? Evet, bu var. Burada başka var mı var mı? Bakıyorum. Bebekler var sanırım ama şimdilik bunları dikeyim. Şöyle. Bazen tripodun yönünü de unutuyorum. Nereye tutacağımı. Şöyle bastırayım kenarlarına. Bunlar da burada rahat rahat büyüyecekler artık. Arkadaşlar trompetleri de diktikten sonra videoyu yine kapatacağım. Videoyu uzun tutmamak adına bunları artık dikim videosu olarak peş peşe yayınlarım. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Painted Frills. Bunu ilk gördüğümde o kadar aramıştım ki.
almak için biliyorsunuz ilk gördüğümüzü rengini beğendiysek illaki almak istiyoruz. Böyle yeni klasik türlerden özellere geçiş yaparken o zaman almıştım şu güzelliğimi de alayım. Bu bayılıyor. Hemen bayılmadan şu şekilde araya şuraya koyacağım bunu. Evet, şöyle şuradan şöyle sallansın. Burada güzel güzel büyüsün. Evet, havalar ısınınca arkadaşlar hepsi atak yapıyorlar artık büyümek için. Gerçekten değiştirecek çok saksım var. Hepsini tek videoya sığdıramıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.